أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفعل المضاعف مضاعف فيل شدل فيلر يفك ayrıştırılır. الحرف المضاعف شدلي olan harf birbirinden ayrıştırılır. عند الإسناد إلى الدماعر أنتن وهن. O bayanlar ve siz bayanlar zamirine muzari fiilde çekim yapılırken, muzaaf fiillerin muzaride çekimleri yapılırken, hunne ve entunne siz bayanlar ve o bayanlar hariç diğer bütün zamirlerde normal şeddeli haliyle devam eder. Yemuddu, yemuddani, yemuddune, temuddu, temuddani normal devam eder. Ama ne zaman ki hunne'ye gelir, yemdudne olur. Entunne'ye gelir, temdudne olur ve buradaki o şedde açılır. Birbirinden ayrıştırılır. O harf iki kere okunur. Yebqa kalır ettada'ifu şeddeli durum kalır indel isnadi fiil isnad edildiğinde ile demairi şu ikisinin dışında kalan şu bütün zamirlere dayandırıldığında ne olur? Şeddeli kalmaya devam eder. Örneğimizi vermiş. Yemuddu, yemuddani şedde devam ediyor, şedde devam ediyor. Yemuddune şedde devam ediyor. Temuddu, temuddani şedde devam. Yemdudne, hunne o bayanlarda ne oldu? Şedde açıldı. Temuddu temuddani temuddune şedde devam. Temuddine temuddani şedde devam. Temdud ne? Siz bayanlar. Entunne de şedde açıldı. Birbirinden ayrıştırıldı. Emuddu ve nemuddu normal devam eder. El fi'lül misal el vavi. İlk illet harfi, kök illet harflerinden ilki vav olan fiillerden misali vavi dediğimiz fiillerin muzaride çekimi. Biz bunlara ne demiştik hatırlarsanız şaz olanları, kural dışı bulunanları var olmakla beraber normalde mazide muzariye aktarılırken bunların başındaki vav illet harfi düşerdi normal şartlarda. İza kânel fi'lu eğer misali vavi bir fiil min babi fe'ale yef'ilu fe'ale yef'ilu kökünden gelirlerse ev fe'ile yef'ilu ya da fe'ile yef'ilu kökünden gelirse yuhzafu hasfedilir harfu. Arkadaşlar bu üstünü silin hemen. Harful illeti illet harfi hasfedilir. Ma'a kulli damairi bütün zamirlerde hasfedilir. Mesela ve'ade ya'idu bakın birinci şeyden. Fe'ale yef'ilu kalıbından. Yev'idu çirkin bir görüntü veriyordu. Hayvansı bir görüntü veriyordu ve o vav atıldı. Bütün bablar, bütün şahıslarda atılır, bütün zamirlerde atılır. Yani asla geri dönmez. Yaidu sanki asli kök harfleri bu üçünden oluşuyormuş gibi önündeki y, t, elif, nun değişiklikleri, sonuna elif ekleme, nun eklemeler tamamen klasik muzari fiil çekimiyle aynı şekilde devam eder. Yaidu, yaidani, yaidune, taidu, taidani, yaidne, taidu, taidani, taidune, taidine, taidani, taidne, aidu, naidu. Dikkat ederseniz sanki salim bir muzari fiili çekiyormuşum gibi hiçbir sıkıntı çekmeden normal kalıpla işte o erkeğe delalet eden y'leri normal koydum, devam ettirdim. O bayana delalet eden t'leri koydum, normal elif ve nunları gerektiği yerde ekleyerek yoluma devam ettim. Nunu nisveyi ekleyerek yoluma devam ettim. Siz erkekleri ifade eden t harflerini başa koydum. Sonuna gelmesi gereken elif nunları, vav nunları ekledim. Hasılı normal bir fiil çekiminde her ne yapıyor idiysem onları yapmaya birebir devam ettim. Mülahaza, önemli bir not. İza lem yekun, eğer olmazsa el fi'lul misalul vaviyyu misali vavi fiil olmazsa min babi fe'ale yef'ilu ya da fe'ile yef'ilu. Bu ikisinde direkt vav kaybolurdu hatırlarsanız. Eğer bu iki kalıbın dışında, bu iki babın dışında bir köke sahipse la yuhzafu harfu, arkadaşlar buraya bir ötre koyun, la yuhzafu hasfedilmez, harful illeti illet harfi hasfedilmez. Mesela vecuze yevcuzu ötre ötre kalıptan gelir, vecuze yevcuzu şeklinde vav gizlenmeksizin açık bırakılaraktan devam edilir. Arkadaşlar bu da istisna. Şimdi elinizde tevakku sözlüğü varsa hatta ben de sizin için açıp bakayım. Vecuze kökünde olduğunda da
Vav harfinin hasfedildiğini biliyoruz. Hemen yazıyorum sizin için. Vecuze. En alttan bir önce. Vecuze, yecuzu. Dikkat ederseniz vav yine hasfedilmiş. Evet, hocamız demiş ki vav hasfedilmeden olduğu gibi bırakılır. Ama hani bu da daimi, sabit bir kural değil aslında. Bunun da istisnası var. Adam dile kolay gelsin diye yevcuzunun vavını da gayet rahat hasfedebiliyor. Vasene, uyuyakaldı. Yevsenu şeklinde sinetundur bunun mastarı. Uyuyakalmak, uyuklamak. Tam uyuma hali değil de böyle uyuya yazmak diyelim. Bunlarda da normalde bırakılır ama şunların da aslında atıldığını ve vesene yesenu şeklinde geldiğini de görürseniz şaşırmayın. Çünkü bu anlamda bir ittifak yok. Lehçeler arasında bir farklılık gerçekten var. Evet, mülahaza. Önemli not. Şezzet kural dışına çıkmıştır. Ef'alü taliyetu gelen fiiller anil kaideti o kuralın. Şezzet muhalefet etti, dışına çıktı. El ef'alü taliye gelen fiiller anil kaideti kuralın. Kuralın dışına çıktılar. Vaka'a yeka'u. Dikkat ederseniz buradaki vesene yevsenu. Burada yevka'u beklenirken günlük kullanımda yaygın vakaya kavu kesretül istimal sahibi bir fiildir. Yani ciddi anlamda günlük hayatta sık kullanılan bir fiildir. Orada yevkanu dile ağır geldiği için vakaya kavu vavu hasfetmişler. Vada'a yada'u koydu koyuyor. Vakaya kavu vaki oldu, gerçekleşti anlamında. Direktmen bunu şey yapıyorlar. Vavu koymaksızın vada'a yada'u koydu koyuyor. Yevda'u bu kurala göre vav hasfedilmemeliydi ama bakıyorsunuz hiç de umurlarında değil, hasfediyorlar. Vehebe yehebu bağışlamak, yevhebu olması beklenirdi üstteki kurala göre ama dikkat ettiğiniz üzere yine düşmüş. Vada'a yeda'u aynı şekilde emanet etmek fiilimizde ne yapıyor? Yevda'u olmuyor. Ya da vaza'a yeza'u, bu alıkoymak anlamına gelen veza'a yeza'u, bir şeyi alıkoymak. Bu da yevze'u olmamış ve kurala muhalefet etmiş. İza kâne el fi'lu el misalü yâiyen, eğer misal fiilimiz vavi değil de yâ ise, yani üç kök harfinden birincisi yâ harfi ise, la yuhzefu harful illeti, illet harfi hasfedilmez. Mesela ye ise ümitsiz oldu. Yeyesu ümitsiz oluyor. Ye ise yeyesu, dikkat ederseniz düşmedi. Ye ise yeybesu, kurudu kuruyor derken yine düşmez. El fi'lül ecvef el mu'tel bil elif. Elif ile illetli ecvef fiiller. Turaddu elifu, elif döndürülür. İla asliha, kendi aslına döndürülür. Ne zaman? İndel isnadi ile demairi, şu sayılan zamirlere fiil dayandırıldığında, onlar için kullanıldığında elif aslına döner. Şimdi kale fiilimizi hatırlayalım. Bunun kökü neydi? Ka ve le idi. Vav fethayı taşıyamamıştı. Biz onun fethasını elinden aldık. Sonra da vav sakin makabli fethalı diye vavı elife dönüştürdük ve nihayet kale oldu. Kale. Buradaki elifinin, şuradaki elifin vav'dan dönme olduğunu biliyorduk. Şimdi sadece iki noktada hunne ve entunne, o bayanlar ve siz bayanlar da bu illet harfi tamamen atılır, tümden hasfedilir. Elif gibi görünen ama aslında vav olan. Diğer bütün zamirlerde eliften vav'a döner. Çünkü onun aslı vav'dı. Hemen aşağıda örnek yekulu vermiş. Arkadaşlar yekulu, bakın vav yukarıda kalede elif şeklinde karşıma çıkan vav burada kendi aslına döndü. Şurada da bir hareke nakli söz konusu. Aslında bu yekulu, vulu, yekulu, kaf sakin şöyleydi. Yazayım hemen. Yekulu. Yekvulu. Şimdi vav gibi sakat, illetli bir harfe, ötre gibi ağır bir harekeyi vereceğiz. Aslanlar gibi kaf da burada sakin, cezimle duracak. Böyle bir şey yok. Vav hemen üstündekine itiraz etti ve biz onun harekesini aldık.
harfine aktardık. Hareke aktarımı. İ'lal bin nakl. Hareke nakli ile gerçekleşen bir i'lal gerçekleştirmiş olduk. Yekulu. Elif aslına döndü. Yekulani. Elif aslına döndü. Yekulune. Elif aslına. Vava döndü. Tekulu. Elif vava döndü. Tekulani. Elif vava döndü. Yekulne. Şimdi bu nun önüne geldiği her şeyi cezimleştiriyordu. Aslında şöyleydi. Şimdi bu lam nunun isveden dolayı. Nunun isveden özelliği neydi? Çoğul bayan nunu birleştiği bütün fiillerin son harfini cezmeder. Bunun bu lamı peşin cezmetti. Şimdi bu sakin. Lam sakin. Makablindeki vav sakin. İki tane sakin harf bir arada. Biz bunu kabul etmiyorduk. Okuyamayız çünkü. Lam sağlam harf. Lam'ı atacak halimiz yok. Mecburen ne yapıyoruz? Vav'ı atıyoruz. İşte attım. Yekulne. Buradaki illet harfi aslına, vav'a dönüşmüştü. Ama içtima'us sakineyinden dolayı tümden atıldı. Dolayısıyla hunne ve entunne de illet harfini tamamen göremeyiz. Ecve fiilleri muzaride çekerken mazide dönüştüğü eliften kendi aslına döner. Ama çekim yaparken de hunne ve entunne de tamamen hazfedilir, kelimeden atılır. Mülahaza, önemli not. İza caet qablel elifi fethatun. Eğer elifin hemen öncesinde bir fetha varsa, yani eliften önceki harfte bir fetha harekesi varsa, la turaddul elifu ila asliha. Şimdi kale'deki elif vav'dan dönmeydi ama maziden muzariye aktarırken biz onu aslına, vav'a dönüştürmüştük ya. Eğer şundan önceki harf fethalı olsaydı kalıp olarak, üçüncü baptan gelseydi, Feteha yeftahu gibi. Buradaki fethalı olduğu için elif kalmaya devam ederdi. Vava kendi aslına dönmezdi. Örnek hafe. Ha ve fe idi. Bu kelime ha ve fe idi. Ha ve fe idi. Vav fethayı taşıyamadı. Fetha kendisine ağır geldi. Ağır gelince bunu benden alın dedi. Kelimeyi aldık. Bu sefer vav sakin, makabli fethalı diye vavı elife dönüştürmek zorunda kaldık. Oldu sana hafe. Muzariye aktardığımızda aslında aynı şey gerçekleşiyor. Yeh ve fu. Kelimenin kökü bu. Yeh ve fu. İlletli harf harekeli, makabli cezimli. Bu illetliyken bu sağlam. Ne yaptık? Harekeyi kendinden önceki sağlam harfe aktardık. Bu sefer de illet harfi sakin, makabli fethalı. Fethalıysa elife döner. Elife dönderdik. Oldu sana yehafu. Aslında daha önce öğrendiğimiz i'lal kaidelerini tekrar uygulamış oluyoruz. Yaptığımız başka bir şey yok. Hafe yehafu, korktu korkuyor. Name yenamu, uyudu uyuyor. Nale yenalu, ulaştı elde etti. Ulaşıyor elde ediyor gibi. Bu yehafunun aslı yehvefu idi. Nukilet hareketu harfil illeti. İllet harfinin harekesi ilel harfi sahih sakini kablehu, kendisinden önce gelen sakin sağlam harfe aktarıldı. Yani el-i'lal bin nakl, el-i'lal bin nakl, nakil yoluyla i'lal işlemi gerçekleştirildi. Sümme daha sonra kulibe dönüştürüldü. Harful illeti illet harfi olan vav ila harfin bir harfe ki yücanisu uyum sağlar el hareketel menkulete. Kendinden öncesine aktarılmış olan harekeye uyum sağlayacak ki kendinden önceki aktarılan fethaydı. Fethanın uyumlu olduğu harf elifti. Dolayısıyla elife dönüştürüldü. Bu da i'lal bil kalp harf dönüştürme ile gerçekleştirilen bir i'lal olarak vuku buldu ve cümlede yer aldı. Kelimede yer aldı. Gelelim başımızın belası nakıs fiillere. Arkadaşlar nakıs fiillerle ilgili direktmen Google'a nakıs fiil nedir diye yazdım.
Google'a nakıs fiil nedir diye yazdım. İlk gelen sayfa fasiharapça.com. Çok çok güzel açıklamışlar. Allah razı olsun hazırlayan hocalarımızdan. Dün bizim kitabımız orada kısmi bir bilgi karışıklığına neden olmuştu hatırlarsanız. Yok eliften dönme, yok ya'dan dönme, şu harf şuna döner, bu harf buna döner. Orada bir ufak bir karışıklık olmuştu. Tam işi düzeltememişti. Bu sayfadan inşallah girerseniz nakıs fiillerle alakalı üşenmeden aşağıya kadar inin. Yani benim açıklama yapmama dahi gerek kalmayacak. Netlikte çok güzel. Allah hazırlayandan gani gani razı olsun. Çok çok güzel bir şekilde burayı izah etmişler. Şurayı bir netleştirin. Bütün bablarını ayrı ayrı okuyup bir güzel elden geçirin inşallah. Gelelim. El fi'lün nakıs. Muzari'de nakıs fiiller nasıl olacak? Yuhzefu hazfedilir. Allahümme salli. Harfu. Şuraya bir ötüre koyun arkadaşlar. Harful illeti. Bu kopyalama yapıştırma kaynaklı bir hata ve bütün kitap boyunca sanırım devam edecek. Başımıza bela olacak. Yuhzefu hasfedilir. Harful illeti illet harfi hasfedilir. Ne zaman? İndel isnadi ile demairi entum ve hum. Hum çoğul erkekler ve entum siz erkekler. Çoğul erkeklerde. O erkekler ve siz erkeklerde illet harfi tamamen hasfedilir. Muzari'de. Dikkat! İza kana el harful mahzuf, eğer hasfedilen harf fil muzari muzari'de hasfedilen harf vaven bir vav harfi ise ev yaen ya da bir ya harfi ise o zaman tuda'u konulur dammetun bir damme konulur. Nereye? Kable vavil cemaati. Şimdi biz vavul cemaat dediğimiz fiilin sonunda gelen vavı zaten hasfetme gibi bir lüksümüz yok. Onu hasfedemiyoruz. Onu hasfedemezsek makablindeki illeti harfe ötre gibi ağır bir hareke vermek zorunda kalacağız. Bunu da yapamıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? İllet harfini tümden silip atıyoruz. Attığımız o illet harfi vav'dan ya da ya'dan dönme ise o zaman hiç düşünmeden bir öncesindeki makablinde bulunan harfe bir damme, bir hareke, ötre harekesi veriyoruz. Aşağıda tablolar gelecek. Orada ne demek istediğimizi biraz daha net örnek üstünde göreceğiz. İkinci kural. İza kana el harful mahzuf. Eğer ki mahzuf, tümden atılan, kelimeden kovulan harf, fil muzari, muzari'de atılan harf, elifen, elif kökenli bir harf idiyse, o zaman elifin şeyini yaşatmak adına, anısını yaşatmak adına tuda'u fethatun bir fetha konulur. Kable vavil cemaati o çoğul vavının öncesine bir fetha harekesi koyularak atılanın elif olduğunun muhatap tarafından hissedilmesi sağlanır. Yuhzafu hasfedilir. Harfu harful illeti illet harfi hasfedilir. İndel isnadi fiil dayandığında ile damiri enti harfine dayandığında tamamıyla hasfedilir. Mülahaza bir diğer önemli not. İza kâne eğer olursa el harful mahzufu hasfedilen harf fil muzari muzari'de hasfedilen harf vaven ev yaen vav kökenli ya da ya kökenli bir harf idiyse tuda'u konulur kesretun bir esre konulur kable ya il muennesi o dişilik yasından önceki harfe bir esre verilir. Böylelikle hasfedilen harfin vav ya da ya olduğu muhataba hissettirilmek istenir. Ve bir not daha. İza kânel harful mahzufu fil muzari'i. Muzari'de hasfedilen harf elifen, elif kökenli ise o zaman da elifin hatırasını yaşatan her zaman fetha harekesidir. Tuda'u fethatun bir fetha konulur. Kable ya il muennesi o dişlik yasından önceki harfe hemen bir öncesindeki harfe bir fetha harekesi verilerek elifin anısı yaşatılır. Burada anı yaşatmaktan kastımız hasfedilen harfin elif olduğunu muhataba hissettirmektir. Gerçek niyetimiz budur. İza kana el harful ille eğer ki harfu illet fil muzari muzarideki harful illet elifen elif ise fe innehu bu yuklebu kalbedilir ya en bir yaya bu harf bir ya harfine kalbedilir indel isnadi ile demairi fiilin çekimi entuma huma entunne ve hunne zamirlerine gelip dayanmışsa
Örneğin nesiye yensa fiiline bakalım. Yensa, bu dışarı elif-i maksureyi fark ediyorsunuz. Yense yani olduğu gibi kalır. Yensevne. Aslında bu yenseyune idi. Yenseyune. Yenseyune idi. Normal çekimde böyleydi. Yensa, yense yani yenseyune. Şimdi ya harfi şeyi taşıyamadı. Ötre gibi ağır bir harekeyi taşıyamadı. Bunu benden alın dedi. Kırmadık. Ötreyi kendisinden aldık. Şimdi buradaki vav, cemaat vavı, çoğulluğu ifade ediyor. Biz bunu atamıyoruz. Bu vav sakin. İllet harfi ama sakin. Fakat burada zamir, humu niteliyor. O çoğul erkekler niteliyor. O yüzden bu vavı atmak gibi bir lüksümüz yok. Kendine vav sakin, kendinden önceki ya sakin. Bu yayı tümden sildik. Ne oldu? Yensevne şekline dönüştü. Tensa, tense yani yenseyne. Aynı şekilde nunu nisveye birleşti. Bu ya ondan dolayı meczumdu. Ve yenseyne şeklinde devam etti. Tensa, tense yani tensevne. Tenseyne, tense yani. Bir şeyi fark ettiniz mi bilmiyorum. Ya da birazdan fark edeceksiniz. Bunlar da entiyle, sen bayanla, entunne, siz bayanlar tamamen aynı şekilde cümlede yer alırlar. Çekimleri birbiriyle aynıdır. Bazı fiillerde de mesela yed'u'da hum erkekleriyle hunne bayanları tamamen aynı olacak. Ensa ve nensa şeklinde çekimi gelir. Siz bu illetlerden birer örnek, ya'dan dönme, vav'dan dönme birer tane ezberlerseniz diğer kalan fiillerin hepsinde rahat edersiniz. Şimdi da'a kökünden da'a. Şimdi bu da'a aslında da'a ve idi. Da'a ve. Tabi ilal kuralları devreye girdi. Da'a ve. Da'a ve. Vav dedi ki ya arkadaş ben bu harekeyi taşıyamıyorum. Bana karışmayın. Hak verdik, yaralısın dedik. Ondan o harekeyi aldık. Bu sefer vav sakin, makabli fethalı, fethanın uyum içerisinde olduğu, mücaneset gösterdiği harfimiz vav değil, eliftir. Bu sefer de mecbur kaldık, vav'ı iklab yaptık. İklab, el-i'lal bil-iklab. Vav'ı elife dönüştürdük. Oldu sana da'a. Ama bunun muzarisinin yed'u olduğunu gördüğümüz anda bu vav'ı görür görmez beynimiz bize diyor ki arkadaş bak dikkat et ha burada elif var ama bunun aslı gerçekte vav'dı. Bunu neden döndüğünü ancak muzarisini gördüğümüzde bilebiliriz. Başka şekilde bilme imkanımız yok. Yed'u. İkilide elif ve nun eklenirdi. Yed'uvani. Vav istemese de kendinden sonraki elif, tesniyeyi temsil eden elif zorunlu hareketsiz. Zorunlu sakin olduğu için vav zaruret durumlarında insan yaralı askere de yük vermek zorunda kalır. Yed'u vani vav harfine istemeye istemeye o fetha harekesini yükledik. Tekilde istememişti şurada. Biz de almıştık. Ama burada şartlar bizi zorluyor. Tesniyeyi temsil eden elif ve nunun elifi her zaman sakin olduğu için bir mecburiyet var. Kusura bakma dedik. O da illetli, sen de illetlisin. Sen kök harfsin, ana, ev misafir, ev sahibisin. Hiç kusura bakma, biz bu harekeyi sana yükleyeceğiz. Onu oraya yükledik. Derken yed'ûne, aslında bu yed'ûvûne idi. Yed'ûvûne idi. Yed'ûvûne. Şimdi, wow. Vav, şuradaki vav, ya Allah'tan korkun dedi. Az önce hadi tesniyenin hatırına bir fetha gibi hafif bir hareket yüklediniz. Tamam, boynumuzu büktük, sesimizi çıkarmadık. Ya arkadaş ötre yüklemek nedir? İnsaf edin dedi. Bunu aldık elinden. Şimdi iki tane sakin vav peş peşe. Arkadaşlar şu vav, şu sondaki vav cemaat vavı. Hum erkeklerini, bu zamir. Yani bu resmen zamiri niteleyen bir sembol. Bunu atmamız mümkün değil. Madem onu atamıyoruz, o zaman ne yapacağız? Bu vav'ı atacağız. Yed'ûne şeklinde dönüştü.
Ted'u olduğu gibi dişilik tasını getirdik, aynı kaldı. Ted'uvani dişilik tasını getirdik, aynı kaldı. Yed'une, yed'une. Şimdi bu yed'une'nin üstteki yed'une ile aynı olduğunu herhalde fark etmişsinizdir. Ne olurdu? Nun'u nisve önüne geldiği şeyi zorunlu cezimleştirirdi, değil mi? Şimdi bu nun nisveden önceki vav'da şöyle bir cezim var. Estağfirullahümme ve bihamdik. Kafa gitti. Buradaki şeyden farkı, yed'ûne'deki şu vav hum erkeklerini temsil eden, onları sembolize eden vav doğrudan çekim harfi gibi kaldı. Çünkü kendisinden önceki illet vavını harekesiyle beraber bütün yok etmiştik. Bu vav da sakin kalınca tamamen met harfi gibi durdu orada ama aslında hum zamirini niteliyordu. Burada o değil. Buradaki vav onu nitelemez. O yüzden ona durduk yere şey vermemize gerek kalmaz. Ted'u, ted'uvani dişilik, iki tesniyelik aynen devam ediyor. Sıkıntı yok. Ted'une, yukarıdaki yed'une'deki vav'ı yok etme gerekçelerimiz birebir burada da geçerli. Ted'ine, ted'uvani normal kendi kalıbında devam ediyor. Ve ted'une, şuradaki kuralla tamamen aynı. Hunne ve entunne. Dikkat ederseniz burada da bununla bu birbirine uyum sağladı. Ed'u ve ned'u olmak üzere bütün halinde geldi. Bir de bu rama yermide olduğu gibi ya'i olan naks fiiller var. Bir de onlara bakalım. Yermi atıyor. Rama kökünden yermi. Burada elif-i maksure şeklinde noktasız yayla yazıldı. Dolayısıyla bunu elife dönüştürme ihtiyacı hissetmedik. Her ne kadar ya harfi idiyse de ya harfi gibi idiyse de ve makabli meftuh olduğu için onu normal şartlarda elife dönüştürmemiz gerekiyorduysa da elifin diğer bir şekli olan yay maksura ile yazılma hakkı bulunduğu için Rama'da şöyle yapmadık. Da'da yapmıştık. Da'da doğrudan elife dönüştürmüştük ama Rama'da böyle yapmadık. Ha bunu böyle yaparız. Ne zaman yaparız? Ramaha bir muttasıl zamir falan alsa, bir zaruret söz konusu olsa o zaman onu da elbette elife dönüştürürüz. Bu bizim için sorun değil. Ama şurada elif-i maksure ile gelmesi, elifin elife fethaya uyumu zaten söz konusu olduğu için i'lal bil kalbe ihtiyaç kalmadı. Yani burada harf dönüşümüne bizi zorlayan bir etken ortadan kalktığı için noktasız ya ile elif-i maksure ile yetindik ve yolumuza devam ettik. Şimdi gelelim onun muzari'deki çekimine. Yer mi atıyor. Aslında yer mi yu idi. Yer mi yu idi. Ya dedi ki arkadaş ben bu harekeyi taşıyamam. Bu ötreyi benden alın. Ötreyi kendisinden aldık ama makabli harekeli olduğu için makabline de veremedik. Normal şartlarda sakat harflerden, illetli harflerden bir hareke varsa alırız ve makabli hareketsizse yekulu'yu hatırlar mısınız? Az önce açıklamıştım. Aslında bu yekulu idi değil mi? Yekvulu. Şimdi yekvulu. Burada vav ötreyi taşıyamadı. Biz ötreyi ondan aldık. Makabli sakin olduğu için, cezimli olduğu için tuttuk ona verdik ve yekvulu'ya döndü. Yer mi de ise öyle değil. Yer mi yu idi normal şartlarda. Y'nin ötresi vardı. Ben bunu taşıyamam dedi. Haklıydı. Biz ötreyi ondan aldık. Ama makabli harekeli olduğu için kendisine ait zaten bir esresi bulunduğu için ötreyi mim harfine vermedik. Veremedik. Oraya vermeyince tümden atmak zorunda kaldık. Hasfettik. Tamamıyla o ötre gitti. Yer mi yu, yer mi şeklinde durdu. Yer mi yani tesniye elifi her zaman zorunlu sakin. Ya'ya dedi ki kusura bakma sana hafif bir hareke, bir fetha vereceğiz. Artık idare et. O da idare etmek zorunda kaldı. Devam etti. Yer mune. Yer mune değildi bu. Bu yer mi yune idi. Yer mi yune. Ye, özür dilerim. Allahu ekber. Yer mi yune idi. Şimdi Y dedi ki ya Allah'tan korkun ben ötreyi taşıyamıyorum.
taşıyamıyorum. Biz ötreyi kendinden aldık. Bu sefer iki tane sakin harf peş peşe. Wow, o erkekler hum zamirini niteliyor. Onu atamıyoruz. Ve ya. Ya dedi ki arkadaş sen tümden git. Orada hasfettiğimiz bir hareke vardı. Hem ye'yi attık hem üstündeki harekeyi attık. Ya ya'yı bari niteleyemiyor. Hiç değilse onun harekesinin ne olduğunu şey yapsın. Bir ötre verelim de anısını yaşatalım. Yer muune şeklinde bunu böyle bir zorunlu dönüşmeye götürdük. Yer muune oldu. Termi termi yani yer miine. Devam etti normal çekimimiz. Termi termi yani termune. Burada yer muine yaptığımız bütün açıklamalar onun için de geçerlidir. Termine termi yani termine. Tekiliyle çoğulu aynı oluyor bazen demiştik. Gördüğünüz üzere aynı geldi. Ermi ve nermi şeklinde kendi ifadesini buldu. Ve gelelim mefruk lefif fiillere. Lefif fiil neydi? Önce bir onu hatırlayalım. Bünyesinde iki illet harfi bulunan. Üç kök harfinden iki tanesi illetli olan fiillere biz lefif fiiller diyorduk. Eğer bu iki illetli harfin ortasına bir sağlam harf girerek onları birbirinden ayırmışsa, yani birinci ve üçüncü harfi illetli, ortadaki harf sağlamsa onlara lefifi mefruk diyorduk. Lefifi mefruk diyorduk. El fi'lü lefiful mefruk, mefruk ayrıştırılmış lefif fiil, buna tutabbaku aleyhi uygulanır. Kavaidul fi'lil misal ve nakıs ma'an. Misal fiil ile nakıs fiilin kuralları birlikte uygulanır. Arkadaşlar zaten normal şartlarda misal fiilin özel bir kuralı yok. Sadece o hasfedilip hasfedilmeme meselesinden dolayı ki onun da şaz kural dışı olanları bulunuyor dedik ve hatta bazı lehçelerde tamamen uygulanmıyor dedik. Hatırlarsanız tevakku sözlüğünden örneğini de size göstermiştik. Şimdi buraya bir bakalım. Va'a bir şeyi derinlemesine idrak etmek, anlamak, arka planını net hissedebilmek, kavramak. Ya'i onun muzari fiili. Burada ve'a ya'i fe'ale yef'ilu kalıbından geldiği için başındaki vav harfi hasfedildi. Ne demişti? Fetha fetha ya da fetha esre kalıbıyla gelenlerinki ne olurdu? Hasfedilirdi. Burada ve'a ya'i fetha esre fe'ale yef'ilu kalıbından geldiği için başındaki vav hasfedildi dönmemek üzere. Tamam. Buradaki misal kuralını uyguladık. Gelelim şimdi nakıs uygulamaya. Sondaki illet harfinden dolayı. Şimdi bu vav'ı hasfettikten sonra o misal fiille ilgili kavait sona erdi. Artık geri dönmemek üzere vav gitti. Biz tamamen nakıs fiile göre çekimimizi yapacağız. Ya'i ya'iyani ya'une bu ya'yune idi. Ya'yune. Şimdi ya harfi sakat, illetli, ötre gibi ağır bir hareke almış. Ayn harfi tamamen sağlam ama harekesi yok. Çok yani vicdansızlık gibi oluyor. Bu olmadı. O zaman ne yapalım? Hadi bu ötreyi ona verelim. Buradaki ötreyi sildik. Vav harfi, ayn harfine verdik. Tamam. Bu sefer iki tane sakin harf peş peşe kaldı. Bunlardan vav, hum o erkekleri niteliyor. Ona dokunamıyorum. O zaman bu ya harfine dedik ki emoğlu kusura bakma biz seni sileceğiz. Ya'uneye dönüştü. Ta'i ta'iyani ya'ine aynen çekim devam ediyor. Ta'i ta'iyani ta'une yukarıda dediğim işlem tamamen burada. Ta'ine ta'iyani ta'ine dikkat ederseniz tamamen entisiyle entunnesi birbirinin aynısı. E'i ve na'i ben idrak ediyorum, sen idrak ediyorsun. Dediğim gibi arkadaşlar bu fiil çekimlerinde açıkçası ben size biraz hani hangi değişim niçin oldu kısmen açıklar geçerim. Burada benim size yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu ezbere dayalı, dilin ezbere dayalı kısmıdır. Oturup bu tür fiillerin birkaç tanesini çekimini zihninize oturtacaksınız. Ondan sonra benzer fiiller geldiğinde aynı kuralları uygulayarak aynı kalıplara
Oturtup çekimini yapacaksınız. Ve nihayet lefifi makrun fiiller. İnşallah bu fiillerin bu halinden kurtuluyoruz. El fi'lü lefiful makrun. İki illet harfi birbirine bitişik olan lefif fiiller. Evet, onlara tutabbaku aleyh, onlara uygulanır. Ne? Kavaidul fi'lin nakisi fakat. Sadece nakıs fiilin kuralları buna uygulanır. Çünkü misal fiilin ilk harfinin aktarılmasındaki şu olur, bu olur, bu yok. Yani sadece nakıs fiili kuralları uygulanır. Keva ütüledi, yekvi ütülüyor. Şimdi bu ke ve ye idi. Ke ve ye idi. Ye'nin harekesini tamamen sildik. Tamamen sildik, taşıyamıyordu çünkü. Ondan sonra elifi burada düz uzun elife dönüştürme ihtiyacı hissetmedik. Çünkü elifi maksure dediğimiz açık ya şeklinde de yazılabilme kapasitesi vardı. Buradaki ya fiilin kökünden olan ya değil, makabline uyum sağlayaraktan elifi maksurenin elifi. Aslında bu bir elif. Bunu bilelim. Keva yekvi şeklinde. Yekvi yani yekvune idi. Ne yaptık? Onun illet harfini atmak zorunda kaldık. Çünkü sondaki vav harfini atamıyorduk. Tekvi yani yekvine. Tekvi yani tekvune. Aynı şekilde vav'ı atamadığımız için y'yi attık ve üzerindeki harekeyi makabline aktardık. Tekvine yani tekvine. Entisi tamamen entunnesi ile aynı, ekvi nekvi şeklinde fiilimizin çekimini yaptık. Evet, gayb fiillerin çekimi yeni bir başlık. Buna girmeyip burada kalalım. Diğer derste görüşmek üzere. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.